1 Temmuz itibariyle sağanak şeklinde yağan zamlara muhalefetin de tepkisi büyük. Özellikle zamanlamaya vurgu yapan muhalefet iktidarı emekli ve çalışanların maaş artışları üzerinden topa tuttu bu kez. Tam bir şark kurnazı. Bu zamı 30 Haziran'da değil de 31 Mayıs'ta yapsalar enflasyon hesabına girecek idi ve 1 Temmuz'da yapılacak emekli ve memur zamlarına bu enflasyon artışı yansıtılacaktı. Artık bundan medet ummaya başladılar bakın. Böylece Temmuz'da verilecek ücret ve aylık zamları memurunun, emeklinin cebine girmeden eriyip gitti. Türkiye böyle bir hinliği, böyle bir zulmü ne gördü ne de duydu. Muhalefet elektrik ve doğalgaza gelen yüksek zamlar kadar bu zamların zamanlamasına da öfkeli. Çalışanın, emeklinin yılın ikinci 6 aylık zamlarını etkileyecek zamanlamaya Babacan şark kurnazlığı, Faik Öztrak hinlik, zulüm dedi. Haziran'ın son gününde yapıldığı için bu zamlar ilk 6 aylık enflasyon sepetinin dışında kaldı. 6 ay boyunca bu zamların getirdiği enflasyon yükünü emeklimiz, memurlarımız kendi ceplerinden, kendi dar imkanlarından karşılamaya çalışacak. Saraydakiler yediğinden, içtiğinden, şatafatından, israfından geri kalmasın diye bir de zamlar milletin üstüne yağmur gibi yağıyor. Zamlar Haziran sonu değil de Mayıs sonu olsaydı enflasyona etki edecekti. Böylelikle memurun, emeklinin alacağı 6 aylık enflasyona bağlı maaş farkını da etkileyecekti. Muhalefet bu detaya dikkat çekti. İktidarı millete şikayet etti. Esnafından çiftçisine, işçisinden memuruna kadar herkesin hayat kalitesi mukayese edilmeyecek düzeyde yükselmiştir. Sıkıntılarımız hala yok mu? Tabii var. O sıkıntıları çözebilecek birikime yine biz sahibiz. Diğerlerinden bir şey olmaz. Sokağın derdine kulak veriyoruz. Bir dokunuyoruz, bin ah istiyoruz. Hiçbir şey yolunda değil. İyi diyoruz ama iyi demek zorunda. Her şey ateş pahası. Millet alamıyor. Elektrik, doğalgaz, her gün zam geliyor. Şu peyniri biz geçen sene 20 liraya satıyoruz. Şu an 40 lira. 1 lira zeytin kilosu. Adam bir zeytin bir peynir mi yiyecek 100 liraya günlük çalışırken? Muhalefet sadece kürsüden ekonomi eleştirisi yapmıyor. İl il, ilçe ilçe gezip esnafın, vatandaşın nabzını da tutuyor. Sakarya'da bir pazardaki esnafın bu sözleri hem tüketicinin hem de satıcının durumunu özetler gibiydi. Sadece Sakarya'da değil, Çorum'da da, Eskişehir'de de esnaf, vatandaş dertli. Bu ne ya? Millet öldürmediler, süründürdüler. Ya ikiye katlandı. Bu pandemide bir yıldır yani dükkanın kirasını ödeyemiyoruz. Bu Ağustos 2020, 31 lira. Bu 60 lira. Şu anda da pazar günleri açmıyoruz. Geçen sene pazar günleri de açıyoruz. O kadar gelirinde de arttı mı? %100.